Değerli dinleyiciler, Radyo Zulu'nun bu akşamki birinci konuğu Sayın Doktor Erol Yorulmazoğlu. Sayın Yorulmazoğlu, hoş geldiniz programa. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Chicago'da havalar nasıl? Chicago'da aslında şu anda hava fena değil. Geçen hafta soğuktu. Şu anda artılardayız yani. Artı 2-3 derece Celsius olarak söylüyorum. Evet. Benim en beğendiğim şehirlerden birisi Chicago. Soğuk olmasa yaşayabileceğim bir yer. Ama bana soğuk geliyor. Evet. O yüzden ben Los Angeles'ı tercih ettim. Gelelim biz programımızla ilgili konulara. Siz hematoloji ve onkoloji uzmanısınız tıp alanında. Doğru mu? Doğru. Notlarıma bakıyorum. Ve Chicago'da çalışıyorsunuz. Ben 14 kişilik bir doktor grubuyla çalışıyorum. Ortaklardan biriyim. 5 adet kliniğimiz var. 5 hastaneye bakıyoruz. Bu eyaletin, Illinois eyaletinin en büyük özel grubuyuz. Siz tıp eğitiminizi Amerika'da mı yaptınız yoksa Türkiye'den şöyle bir kısaca özgeçmiş olarak başlasak biraz kendinizden söz etseniz dinleyicilerimize ne dersiniz? Şöyle diyeyim, ben Amerika'da doğdum. Babam ihtisas yaparken, o da rahmetli doktordu, cerrahtı. O Vanderbilt Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Sonra Türkiye'ye döndü haliyle. Ben de bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liseyi Türkiye'de okudum. St. Joseph mezunuyum. Sonra Amerika'ya geri geldim. Amerika'da kimya mühendisliği eğitimimi bitirdikten sonra tıbba geçtim. Tıpta dahiliye uzmanlığımı aldım. Hı hı. Ayrıca baş asistanlık yaptım. University of Wisconsin'da çıkarak. Onun takiben Rush Üniversitesi Chicago'da hem hematoloji hem medikal onkoloji uzmanlığımı aldım. Çalışıyoruz. Hayatımız ölüm kalımla geçiyor. Haliyle anlıyorsunuzdur. Doğru. Çok hastalığıyla uğraşmak pek evet. Kolay değil. Gerçekten. Siz Amerika'da doğmuşsunuz ve Türkçenizde en ufak bir aksanınız yok. Gayet düzgün bir şekilde Türkçe konuşuyorsunuz ve sizin politik çalışmalarınız da olduğunu biliyorum. Türkiye'de tabii dediğim gibi ilkokul, ortaokul, liseyi Türkiye'de okudum. Benim bir ailevi bir geçmişim var. Haliyle anneannem çok milliyetçi bir insandı. Dedem de öyle keza. Onların etkisiyle milliyetçi yetiştim. Amerika'ya geldikten sonra da Arizona'da bir Türk Öğrenci Derneği'ni kurdum. Arkadaşlarla birlikte. Orada doktor ekibi kurmuştuk. Fakat orada bir asalayla bir tecrübem olmuştu. Hı hı. O tecrübeden dolayı da Ermeni meselesi üzerine ne kadar bilgisiz olduğumu anladım. Haliyle çoğumuz Türkiye'den geldiğimiz zaman bu konuda eğitilmiyoruz maalesef. Tedrisatlar bunu içermiyor. Fakat ben kendi kendime eğittim bu konuda. Amerika'da Türk-Amerikalı olarak kendini eğiten insanlardan biriyim bu konuda. Bu açıdan da Ergün Kırlıkovalı'yı tanırsınız. Evet. Onunla beraber çalışmaktan büyük gurur duydum zamanında. Şimdi ben notlarıma bakıyorum. Çok enteresan notlar var burada. Sizin dedeniz Atatürk'ün yurt dışına okumaya göndermiş olduğu 30 öğrenciden biriydi tarihte. Bunu açıklar Doğru. mısınız biraz? Şöyle anlatayım o zaman size aile geçmişim ile birlikte. Biraz evvel dediğim gibi anneannem ve dedemin milliyetçiliğinden etkilendiğimi söylemiştim. Haliyle anneannemin milliyetçiliği tabii babasından kaynaklanan bir şeydi o da. Çünkü büyük dedem oluyor. Anneannemin babası Sıtkı Gür, Malatya milletvekili olmuştu. 23 Nisan 1920 yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclis üyelerinden biriydi. Birinci mecliste, kendisi. İlk mecliste. İlk mecliste evet efendim. Yani onlar Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış insanlar. Ve anneannemin eşi de yani dedem Reşat İdil. O da dediğiniz gibi Atatürk'ün yurt dışına gönderdiği gençlerden biriydi. Hatırlarsanız tabii ki biliyorsunuz Türkiye savaştan sonra harap olmuş bir ülkeydi. Evet. Birçok şeyden mahrum bir ülke haline gelmişti. Savaştan dolayı mahrumiyet yeri haline gelmişti. Ve benim dedemle alakalı olan konu ise bağcılık. Eskiden Rumlar, Yunanlılar bağcılık yaparlardı Türkiye'de. Ve tabii Rumlar göçünce bağcılık bir şekilde çöktü. Benim dedemin görevi, Atatürk'ün görevlendirdiği, verdiği görev, Berkeley'ye gelerek orada ziraat mühendisliğini yaptı. Ve Türkiye'ye geldikten sonra da devlet memuru olarak önce Ege özellikle karış karış gezerek bağcılığı başlattı. Ben de çocukluğumda hatırlarım, beni hep trenle gezdirdi. Çünkü trenle giderdi her yere. Otobüsle binmeyi sevmezdi. Her yere trenle gidip gelirdi. O şekilde bir nevi bakarsanız çekirdeksiz üzüm özellikle ve bağcılık sayesinde bugün Türk şarabı da içebiliyorsak bir yerde onun katkısı da var tabii ki. Evet. RT'de zaten Cumhuriyet'e kanat gelenler programı yapmıştı onlar hakkında. Dedem de o dizideki kişiliklerden biridir. Şimdi bu akşamki konuk olmanızın esas amacı şuydu tabii ki. Önümüzde yani bu ayın sonunda zannediyorum 30 Ocak tarihinde Amerikan Türk Dernekleri Asamblesi'nin seçimleri var. Ve siz de bu seçimlerde başkan adayısınız. Size şimdiden başarılar diliyoruz.
Bu seçimlerde Amerika'daki Türklere veya asamblede oy kullanacak seçmenlere ne gibi bir projeyle, ne gibi planlarla geldiniz? Ben sizin birkaç projeniz olduğunu biliyorum. Bunlar bir tanesi eğitimle ilgili. Ben bunu size bırakıyorum. Planlarınızı, projelerinizi biraz dinleyicilerimize anlatın lütfen. Tabii, teşekkür ederim bu fırsat için de. Şimdi ATA biliyorsunuz, ATAA daha çok toplum içerisinde grassroots organization olarak tanınıyor. Haliyle daha çok Ermeni meselesiyle ön plana çıkan bir kuruluş. Tabii ki bizim toplumumuzu ilgilendiren bir mesele. Zaten bu şu anki bulunduğum dönemde Sayın Ergün Kırlıkovalı beni ATA'ya bu pozisyona çektiği zaman bu amacı ile çekmişti. Zaten malumunuz 2015 yaklaşmakta. Fakat ben buraya geldiğim zaman başka bir hayalim daha vardı. Ben 3 çocuk babasıyım. Çocuklarım bu ülkede büyürlerken onların ne kadar Türk kültüründen uzak kalabileceklerinin farkına vardım. Tabii biz şanslıyız. Bizim evimizde İngilizce konuşmayan bir dedemiz var. Eşimin babası. Onun da sayesinde ve bizim tabii etkilerimizde çocuklarımız Türkçelerini unutmadılar. Benim bir de tarih merakım vardır. Beni tanıyanlar o konuda bilirler. Türk tarihi uzmanlığım var. Bir şekilde bunu söyleyebilirim. Zaten şu anda 600 küsur sayfalık bir kitap yazdım, bitirdim. Daha yeni bitirdim. Tanırsınız Justin McCarthy ile temastayım. O da bu kitabı review etmeyi kabul etti. Ona göndereceğim. Bu kitap tamamen İngilizce ve hemen hemen yabancı kaynaklı. Türk kaynaklardan uzak kalmaya çalıştım ki önyargılı olmasın kimse diye. Ve çok ilginç ve çok saygıdeğer kaynaklar kullandım. Çok güzel bir tarih kitabı çıktı ortaya. Bunu gençlerimize armağan edeceğim çıktıktan sonra. Şimdi ben tabii eğitim amaçlı bu pozisyona geldim daha çok. Hayalim buydu. Ve birkaç arkadaş ile temasa geçtim. Tabii İlk bu konudaki bana en çok yardım eden arkadaşlardan bir tanesi DC'den Kayhan Yılmaz arkadaşım. Onun emeği çok geçti bu konuda. Onunla birlikte yola çıktık. Bu online eğitim projesiydi hayalimdeki. Bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. 26 Ekim 2013 tarihinde de Sayın Profesör Haberal'la el sıkıştım. Onun sayesinde de Başkent Üniversitesi ile anlaşma yaptık ve bu şekilde ATA ve Başkent birlikteliği var bu işin içerisinde. Gençlerimize ve yetişkinlerimize veyahut da Türkçe veya Türk kültürü, Türk tarihi hususunda merakı olan insanlarımıza biz dersler vereceğiz. Seminer ol yorulmaz oğlu. Bu dediğiniz projeler için tabii ki bir bütçe gerekiyor. Yani bu anlattığınız olaylar gerçekten büyük bütçeler gerektiren çalışmalar. Bunlarda nasıl bir maddi kaynak planladınız? Şöyle söyleyeyim size, Sayın Profesör Haberal'a ne kadar teşekkür etsek, sadece ben değil de Türk toplum olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü kendisi bütün projeyi kendi üstüne aldı ve bunu başkente mal etti. ATA bu konuda tek kuruş harcamıyor, onu da söyleyeyim size. Ve büyük bir fedakarlıkla hallediliyor bu işler. Oradaki hocalarla, fedakarlıklarla, kendi zamanlarından vererek yapıyorlar. Yani birçok insan gönüllü çalışıyor bu projenin içerisinde, onu söyleyeyim size. Gerçekten çok iyi bir proje olacak. Burada da birçok güzel ekip kurduk. Buradan bir hoca ekibi kurduk ki Atlantik'in bu tarafındaki hocalarla işbirliği yapıyorlar. Ve haliyle zaman gerektiren bir proje. Fakat çok kapsamlı bir proje olacak. Herkesin beğenisini ile karşılaşacağımızdan çok eminim ve çok gurur duyuyorum. Şu anda ben bu konuda çok heyecanlıyım. Fakat benim Facebook sayfamdan bakarsanız oraya video koymuştuk kampanyam olarak. O videodan biraz bilgi edinebilirsiniz. Onun için bu konuda fazla iş yapmak istemiyorum. Çünkü çok uzun bir anlatımı var aslında bu konunun. Fakat söylemek istediğim birkaç açıklama var bu konuda. Mesela Facebook'tan gördüğüm bazı çekincilerle karşılaştım. Örneğin okullar bu projeyle yok olacak mı? Hayır. Okulların varlığı zayıflayacak mı? Hayır. Okullarımızın, yani Atatürk okulları diyelim, evet, veya derneklerimizin okulları genellikle haftada bir, hafta sonları yapıyorlar. Bir dili öğrenmek, haftada bir günde öğrenmek çok zor olur. Ben nitekim 4 dil konuşan bir insanım. Türkçe, İngilizce'nin dışında Fransızca ve İspanyolcam var. Bir dil öğrenmenin ne kadar kolay olmayacağını biliyorum. Yani haftada biri öğrenmek de değil, olmaz. Çok zor olur yani. Olur ama çok zor olur. Fakat online education'da biz insanlarımıza fazladan bir olanak veriyoruz. O olanak sayesinde insanlarımız çocuklarına Türk dilini, Türk tarihini, Türk kültürünü daha kapsamlı bir şekilde de öğretebilecekler. Ha okullar olsun da olmalı. Ben diyorum ki olmalı. Neden olmalı? Çünkü öğretmenlerimize ihtiyacımız var. Çocukların yüz yüze öğrenmeleri farklı bir şey ama bilgisayar önünde öğrenmek de farklı bir şey. Bence her kişi de olsun, birbirlerini tamamlasınlar. O şekilde olabilir. Tabii bazı anneler babalar var, çocuklarını okullara götüremiyorlar işlerinden dolayı veyahut da bulundukları yerde okullar yok. Bu bakımdan online education önemli. Şimdi ayrıca başka bir projemiz daha var. Evet. Diğer proje de şu eğitim alanında.
Şimdi okulları biz ATA çatısı altında Okullar Birliği projemiz olacaktır. Ayrıca Öğretmenler Birliği projemiz de olacaktır. Neden bunları söylüyorum? Çünkü okullara baktığımız zaman birbirlerinden kopuk çalışıyorlar. Birbirleriyle çoğunun teması yok. Ve herkes kendine göre bir tedrisat yapıyor. Aslında Amerika çapında ortak bir tedrisat olsa ne kadar güzel olur. Yani biz kendi kendimize kendi Milli Eğitim Bakanlığımızı kursak diyorum yani. Yani şimdi ben size faraza bir kelime tanıtım olarak söylüyorum. Yani bu aslında öğrenciler için de çok kıymetli, çok güzel bir şey olur. İlerisi için söylüyorum ben bunu. Burslar verebiliriz öğrencilerimize. Ben mesela şu anda TADAM'da üyeyim. TADAM Orta Amerika Türk-Amerikan Doktorlar Birliği'dir. Evet. Bu organizasyon içerisinde biz para topluyoruz. Topladığımız parayı da Amerika'da okuyan Türk-Amerikalı tıp öğrenimi yapan öğrencilere burs veriyoruz bu şekilde. Maksat benim hedefim her şeyi daha çok eğitim amaçlı. Neden? Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Evet. Onlara sahip çıkarsak ancak biz güzel, iyi ve sağlam bir toplum olabiliriz ileride. Kesinlikle. Türk-Amerikan toplumu çok dağınık ve ben bu toplumu bir araya getirmek istiyorum. Türk dernekleri arasında iletişimi arttırmak istiyorum. İletişimi güçlendirmek istiyorum ki daha iyi, daha güvenli, herkesin gurur duyabileceği bir toplum hale gelelim. Tabii ki gençlerden bahsederken Amerika'ya gelen gençlerimiz var Türkiye'den eğitim amaçlı. Bu konuda da Cenk Levent Bey kardeşimin bir görüşü vardı. Bu görüş de şudur. Buraya gelen insanların maalesef bazı din unsurlarının elinden kurtarmak. Çünkü gençler geldikleri zaman ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve bu din organizasyonlarının ellerine düşüyorlar. Biz bu insanları kurtarmamız lazım. Bir hotline gibi bir şey kurarak mesela yeni gelen gençleri doğru yanlara göndermemiz gerekiyor. Şimdi Facebook'umu açtım bu seçim kampanyasıyla. Çok güzel şeyler öğrendim, gördüm. Evet. Eksikliklerimizi gördüm. Kanada'da bir çocuk varmış. Kan kanseri galiba. Tedaviye başlamış. Fakat tedaviye cevap verdikten sonra kemik iliği lazım diyorlar. Fakat kemik iliği bulamıyorlar çünkü Türk çocuk olduğu için. Kemik iliğinin en iyi uyumlusu kendi memleketinden veya kendi coğrafyasından olması gerekir. Şimdi biz neden Türk-Amerikalı olarak Amerika'daki National Bone Marrow Donor Registry'ye kaydolmuyoruz? Kaydolursak o zaman kendi çocuklarımızda Allah korusun böyle bir hastalık çıktığı zaman biz bu çocukların geleceğini bir teminat, bir umut vermiş olabiliriz. Yani kendi toplumumuz içerisinde bu gibi konulara dikkat çekmemiz de gerekecektir. Sevgili Erol Yorulmazoğlu şu anda telefon attığımızda kendisi Chicago'dan bağlandı. Türk Dernekleri Asamblesi'nin başkan adayı. Söyleşimizin sonuna geldik. Tarih kitabından söz ettiniz. Bu tarih kitabını nasıl edinebilir dinleyicilerimiz? Ben bu tarih kitabının normal kitap evlerine girmesini istiyorum ki böyle bir kitap var olsun. Herkesin gurur duyabileceği bir kitap olsun evet. İstiyorum. Bu kitabın bir eş değerli bir küçük kitabı daha olacak. Onu kızımla beraber yapacağız. Hı-hı. Yapıyoruz daha doğrusu. Benim kızım ressam. O da resimler çizerek ben çocuk kitap versiyonu da yapıyorum şu anda. Yani birisi referans kitabı olacak daha çok. Ama arayabileceğiniz her şey var içerisinde. Çıktıktan sonra kitap her yerde satılabiliyor olması gerekecek. Benim hayalim de bu zaten. Amazon'dan olabilir, Barnes & Noble'dan olabilir, çeşitli kitap evlerinden tamam. Olabilir yani. Bir soru da bu ATAA seçimleri hangi tarihte olacak ve kaç aday var şu anda başkanlık için? Son olarak 3 aday var benimle beraber. Kimler oy kullanabilecek? ATA'ya şu anda ETA seçimlerinde oy kullanabilecek insanlar 31 Mart 2014'e kadar kayıtlı üyeler verebiliyor oy ve o üyelik sayesinde de evlerine pusula gelmiş olması lazım. Evet. Yani ellerinde pusula olanlar ancak şu anda oy verebilirler. Siz eğer bu ay içerisinde üye olduysanız maalesef oy veremiyorsunuz. Evet. Sayın Erol Yorulmazoğlu, son bir cümle ile toparlamak gerekirse bu seçimlerde, asamble seçimlerinde başka aday olarak dinleyicilerimize vermek istediğiniz en son mesaj nedir? Onu da alalım lütfen. Biz Türk-Amerikalı olarak çok uzun zaman kendimizi bir bütün olarak göremedim. Ben senelerdir burada yaşıyorum. Bana göre bu birlikteliğin zamanı geldi ve geçti bile. Biz toplumumuzu birlikte, hep birlikte, el birliğiyle bütün arkadaşlar hangi şehirde oturursanız oturun hep birlikte bir araya gelerek kendi toplumumuza sahip çıkalım. Toplumumuza sahip çıkalım ki gençlerimize de bir gelecek olsun. Onlar da Türk-Amerikalı olmaktan gurur duysunlar. Benim hedefim bu. Daha çok gençlere yönelik bir oluşum yaratmak istiyorum ki onları kazanalım. Onlar da bizim ileride teminatımız olsun. Onlar da bizim geleceğimize sahip çıksınlar.
Ben çok çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için. Değerli dinleyiciler, bu haftaki birinci konuğum Doktor Erol Yorulmazoğlu'ydu. Kendisi hematoloji ve onkoloji uzmanı, Chicago'da yaşıyor ve aynı zamanda Türk Dernekleri Asamblesi'nin seçimlerinde başkan adayı. Tekrar teşekkür ediyorum Doktor Yorulmazoğlu. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.